Arkadaşlar herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle yaklaşık 2 ay önce paylaştığım Ash Vlogs ile ilgili en son ve muhtemelen son bilgileri paylaşacağım. Baştan söylemesi oldukça kısa bir video olacak. Öncelikle hala izlemediyseniz lütfen ilk videomu izleyin. İzlemeye üşenenler ve tekrar izlemek istemeyenler için. Kısaca Ashley'nin garip kanalının üstünden geçelim. Ashley isimli genç kadın 17 Nisan 2018 tarihinde, yani günümüzden tam bir sene önce YouTube'da bir vlog kanalı açmaya karar verdi. Kanalında yayınladığı 5. videoda Ash gecenin bir yarısı bir stalker'ın, yani sapığın, kendisini takip ettiğini ve arabasının evin önünde olduğunu fark etti. Ve ondan sonra garip olaylar başladı. Yani aslında her şey 5. videodan sonra başladı. Tamam, hadi sizi kırmayalım. Her şey ilk videoda başlasın. Ash ile ilgili çektiğim ilk videoda değindiğim gibi aslında genç kadının kendi kanalına yüklediği her videoda garip ve gizemli şeylerin olacağının sinyalleri önceden veriliyordu. Çünkü kanalına yüklediği videoların hemen hemen hepsinde açıklamalar kısmında gizli linkler mevcuttu ve o liste dışı, yani normalde elinizde link yoksa ulaşamayacağınız bir yerde yayınlanmamış videolar, liste dışı videolara yönlendiren linkler ya Ash'in başka biri tarafından çekilmiş videolarına ya da karanlık, ürkütücü odalarda çekilmiş yine Ashley ile alakalı videolara yönlendiriyordu. Ashley'nin kendi kanalına yüklediği, kendisinin olduğunu varsaydığımız videolar ve videoların açıklamalar kısmında bulunan linklere tıklandığında sizi liste dışı videolara yönlendiren diğer videolardaki çekimlerden kaynaklanan ve glitch dediğimiz hatalar nedeniyle, daha doğrusu bu hataların ekrana koyuyorum. Bu hataların birebir aynı olması nedeniyle videoların Ashley tarafından çekilmediği, her şeyin bu stalker'ın, sevgili Türk Dil Kurumu, acilen stalker'ın Türkçesine eklemen lazım. Zira video çekerken zorlanıyorum. Bu sapığın planladığı ve kanalın da aslında o kişi tarafından yönetildiği gündeme geldi. Ayrıca Ashley'nin yan tarafında, yani komşusu olduğunu varsaydığımız Kate isimli kadın ve devamlı ağlayan bebeğinin de varlığından haberdarız ki bence Ash Vlogs'la ilgili gerçekten en ürkütücü ayrıntılardan bir tanesi de bu. Tamamen şahsi fikrim bu arkadaşlar. Ve ardından olan olayları biliyorsunuz. Ash Vlogs dünya genelinde patladı. Birkaç önce insanlar onunla ilgili videolar çekmeye başladı. Bunların ilkini ise Raka Raka isimli dünyaca ünlü YouTube kanalı, yani Avustralyalı kardeşler gerçekleştirdi. Ardından ülkemizde de popüler olduğu teoriler falan filan biliyorsunuz. Bu esnada tabii ki sizlerden de bana aynı konuyla ilgili Ash Vlogs'un devam videosu niteliğinde olan ikinci bir, hatta üçüncü bir videoda çekmem konusunda yüzlerce mesaj geldi arkadaşlar. Ancak anlatacak pek bir şey yok. Tabii ki istesem Raka Raka'nın ürettiği teoriler veya Ash'in yan komşusu olduğunu tahmin ettiğimiz ya da yan komşusu olduğu iddia edilen Kate isimli kanına ait olan This Is Kate isimli YouTube kanalı ve teoriler, konu uzadıkça uzayabilirdi ve ben de bu konuyla ilgili pek çok video çekebilirdim, ancak biraz önce de söylediğim gibi çekecek bir şey aslında yok. İlk videomda da bundan videonun sonuna doğru, sonuna kadar izleyenler bilecektir. Çok net bir şekilde zaten bahsetmiştim. Bunun sadece ünlü olmak için yapılan bir video ve hani olaylar zinciri olduğundan bahsetmiştim ve bunları anlatmıştım size. First for everything, claim to fame. İlk videomda da paylaştığım gibi aslında Ash Vlogs'ta olan genç kadın Lauren adında Avustralyalı bir aktris, bir oyuncu. Kendisi Lauren ismini kullansa da aslında ikinci ismi de Ashley. Bu yüzden kanalına da bu ismi vermiş durumda. Ashley kökeninde aslında eski bir İngiliz ismi ve Avustralya'da da oldukça popüler arkadaşlar. Ayrıca yine ilk videomda değindiğim gibi dünyaca ünlü Raka Raka kanalı da biliyorsunuz ki Avustralyalı ve tamamen şahsi fikrim olarak şunu söylemek istiyorum ki bence Ash Vlogs'la Raka Raka ortak bir proje için bu konuyu oluşturdular ve bu videoları çektiler diye düşünüyorum. Tabii ki bunu ispatlayacak bir kanıtım mevcut değil ne yazık ki. Tamamen dediğim gibi şahsi fikrim bu yönde. Yani ikisinin de Avustralyalı olması bana aşırı tesadüf gibi geldi. Yani Amerikalı olsa anlayacağım sonuçta. YouTube içinde daha büyük bir kitle var. Evet, Amerika'dan ya da atıyorum Kanada'dan video çeken ama konu Avustralya olunca zaten kaç kişi yaşıyor ki Avustralya'da? Hani orada yaşadım uzun süre, o yüzden biliyorum arkadaşlar. Yine ilk videomda da değindiğim gibi Ashley'i, yani non-değer Lauren'ı IMDB'de de bulabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz video I Know Where She Is, yani ilk videomun da kapağı Nerede Olduğunu Biliyorum isimli bir proje, bir çalışma, yani bir kurgu. Gerçeklikle pek alakası yok. Gördüğünüz gibi projenin bir yazarı bile mevcut arkadaşlar. Yani bu hikaye birisi tarafından yazılmış. Yönetmenin kimliği belli değil. Oyuncu da
Lauren, yani Ashley. Ayrıca arkadaşlar, Ashley şu anda Brisbane'de, yani Avustralya Brisbane'de yaşamaya devam ediyor. Gayet iyi ve sağlıklı. Siz sevgili takipçilerimin de desteğiyle, kendisinin şu anki müzik grubu, hatta arkadaş çevresiyle ilgili de çok fazla bilgi toplamış durumdayım. Sağ olun, var olun. Şu anda kendisi Diamond Skies isimli bir grupla beraber çalışıyor. Hatta geçen gece Brisbane, yani Avustralya Brisbane'de bir konser bile verdiler. Bu arada Brisbane dünya üzerinde en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Brisbane Gold Coast. İmkanı olan varsa kesinlikle gitsin. Cennetten bir köşe gibi adeta. Neyse. Geçen gece bir gösterileri vardı ve oradan birkaç görsel paylaşacağım sizlerle. Ayrıca bu en yakın arkadaşlarından biri diye tahmin ediyorum. Devamlı olarak Ashley'nin güncel videolarını ve resimlerini kendi sayfasında ya da storylerinde paylaşıyor. Ben de takip ediyorum onları. Daha doğrusu stalkluyorum, ben takip etmiyorum da. Aslında bir arkadaşım var arkadaşlar, Brisbane'de yaşayan. Kendisinden gösterinin, yani bu konserin sergileneceği yere gitmesini. Stuart Avenue galiba arkadaşlar. Tam ismini net olarak hatırlamıyorum şu anda. Gidip bana hani gösteri izlemesini ve bana canlı bir video kaydı göndermesini rica ettim ama tabii ki kendisi gitmedi. Tabii ki gitmedi. Bu da yaklaşık olarak 15 saat önce çektikleri, yani yayınladıkları gösteriden canlı bir parça arkadaşlar. Canlı bir kayıt diyelim daha doğrusu. Lauren'ın, yani Ashley'nin Instagram sayfası kapalı olduğu için onun hani güncel resimlerine ulaşamıyorum ama çevresindeki arkadaşlarının Instagram sayfaları açık. Dolayısıyla onların gönderilerini ve biraz önce söylediğim gibi storylerine bakıyorum devamlı. Ashley biraz önce de bahsettiğim gibi gayet iyi, gayet sağlıklı, gayet keyfi yerinde ve Avustralya'da yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla Ashley Vlogs'la ilgili duyabilecekleriniz kim ne derse desin maalesef bu kadar. I'm sorry ama bu gerçek. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Çok ısrar ettiniz diye Ashley Vlogs'la ilgili, Ashley ile ilgili kısa bir bilgilendirme daha yapmak istedim. Konunun açıkta kalmaması için. Biliyorsunuz ki hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.